1 Mayıs İşçi Bayramı'nda binlerce emekçi bandırmalı, seslerini duyurmak için yürüyüş yaptı. İşçi ve emekçiler tarafından her yıl dünya çapında kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı bandırmada yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bandırma Emek Platformu bileşenleri İDO önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş yaptı. Gruplar meydandaki yerini aldıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Yürüyüşe destek veren Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı. Çalışanların bayramı 1 Mayıs hepimize kutlu olsun. 1 Mayıs sadece bir emek bayramı değil, aynı zamanda emekçilerin, sendikacıların, çalışanların birlik günüdür. Bir arada olma günüdür, dayanışma günüdür. Evet. 1 Mayıs aynı zamanda dayanışma günüdür. Emekçiler, emek örgütleri, emeğe değer veren insanlar dayanışma içinde olmalıdır. Tabii aynı zamanda 1 Mayıs bir mücadele günüdür. 1 Mayıs emekçilerin, sendikaların uzun yıllardır verdiği mücadelenin, alınan hakların korunduğu gündür. Bu haklara sahip çıkıldığı gündür. Hakların daha da genişletilmesi için mücadele edildiği gündür. Yine mücadele gününüz kutlu olsun. 1 Mayıs 8 saatlik iş günü mücadelesiyle başlamıştır. İnsanca yaşam mücadelesidir aynı zamanda 1 Mayıs. Sömürüye karşı durma günüdür 1 Mayıs. Sermayenin, tekelci sermayenin egemenliğine karşı durmaktır 1 Mayıs. Aynı şekilde emekçilerin, halkın ezilmesine karşı durmaktır. Baskılara karşı durmaktır, zulme karşı durmaktır 1 Mayıs. Evet, bu zulme karşı duruş 1 Mayıs'ı yaratmıştır. 1 Mayıs'ın tarihi de emek mücadelesiyle, zulme karşı duruşla ve o hakları genişletmekle geçmiştir. Değerli sendikacılar, değerli çalışanlar, değerli işçiler, bugün yasaklarla, adaletsizliklerle, işsizlikle, yoksullukla ve geçim sıkıntısıyla emekçiler mücadele etmektedirler. Halkımız, insanlarımız yoksulluk çekmekte, acılar içinde yaşamaktadır. Bu iktidar sermayenin, tekelci sermayenin ve zulmedenlerin iktidarıdır. Taksim Meydanı'nı 2010'da, 2011'de, 2012'de emekçilerin mitingini açanlar bugün tekrar kapatmışlardır. Onların yükselen mücadelesinden korkmaktadır. Evet, Taksim Meydanı direnişin meydanıdır.
Taksim Meydanı Gezi'nin meydanıdır. Taksim Meydanı 1 Mayıs'ın meydanıdır. 31 Mart'ta tüm Türkiye genelinde halkımız bu zulümleri yaşatan, bu adaletsizlikleri yaşatan, bu yoksullukları, bu işsizlikleri yaşatan iktidara sarı kartı hep beraber göstermiştir. Halkımız kendi haklarına sahip çıkmak için örgütlenmek zorundadır. Örgütler dayanışma içinde olmak zorundadır. Özgür birey, örgütlü toplum istiyoruz. Aynı zamanda demokratik bir devlet istiyoruz. Hakka, hukuka saygı gösteren, adaleti yaygınlaştıran, yoksulluğuna, işsizliğine sahip çıkan bir devlet bekliyoruz. İşsizler, kadınlar, gençler, eşitlikten ve adaletten yana olanlar, insanca bir yaşam, güzel bir gelecek isteyenler, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun. Bugün burada sömürünün, açlığın, yoksulluğun ve baskının olmadığı, insanca bir dünya özlemiyle bir araya geldik. İş yerlerinde insan onuruna yakışır çalışma koşullarını savunmak için buralardayız. Sadece ülkemizde değil, tüm emekçiler gibi bugün ve zulüm, sömürü ve zulmün karşı sesimizi çıkartmak için Bandırma alanında toplanmış bulunmaktayız. 1 Mayıs'ı emekçilere verdikleri mücadeleyle emeğin yeni haklar elde etmesi ve sorunlarımızın çözümü için hiç durmadan sürüyor. 1 Mayıslar bize bu mücadelenin miraslarıdır. Emekçiler, emekçi dostlarım, ekonomide yaşanan sıkıntıların faturası bizlere çıkartılmak isteniyor. Geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Ekmeğin, emeğin ekonomik büyümeden aldığı pay her geçen gün azalarak eriyor. Asgari ücret açlık sınırıyla baş başa durumda. Ortalama ücretler ise 54 bin TL'ye geçen yoksulluk sınırının yanına dahi yaklaşamıyor. Bu yıl asgari ücrete, emekli aylıklarına ve diğer ücretlerine yapılan artışlar daha yılın ortasında erimiştir. Yaşasın 1 Mayıs! Alanlardayız! Bir Mayıs tazminatında sorunlar ele alınacaksa talebimiz bellidir. Tavan uygulaması kaldırılmalı. İşçi bir gün dahi çalışsa kıdem tazminatına hak kazanmalıdır. İşçinin tazminat alacağı öncelikli hale getirilmeli. İşçiye ödenmesinde devlet güvencesi sağlanmaktadır. Bugün emeğin sorunları saymakla bitmez arkadaşlar. Güvensizleştirilme, kayıt dışı istihdam ve tasarrufçulaşma yaygınlaştırılmaktadır. Esnekleşme saldırısı hız kesmeden hızlanmaktadır. Emeklilerimiz birçok sorunla karşı karşıyadır. Emekli aylıkları sefalet düzeyindedir. Yoksullaşma dalgası önce emeklileri vurmaktadır. Sosyal devlet olmanın sorumluluğuyla hareket edilmeli, emeğin ve ekmeğin sorunları bir an önce çözülmelidir. Emekçiler, işçiler, son derece stratejik bir maden olan bor madeni, dünya rezervinin %73'ünü elinde tutan Etimaden Varlık Fonu'ndan derhal çıkartılmalıdır. Dünyaya yüzyıllarca yetecek ölçüde zengin olan bu kaynağımızın
ülkemizin refaha kavuşması, ekonominin ayağa kalkması için anahtar olduğu bilinmelidir. İtimaden kurumsal niteliği yıpratılmamalı, hizmet alımları Ayşe ve benzeri yollarda kuruluş asla zayıflatılmamalıdır. Emekçiler halkımızın birikimleriyle kurulmuş kamu kurumlarının satılmasına göz yummayacağız. Alın terimize ve işimize sahip çıkacağız. İtimaden geleceğimizdir. Hangi at adı altında olursa olsun özelleştirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. İtimadenin kurumsal yapısı güçlendirilmeli, yeni yatırımla istihdama yol açılarak faaliyetleri desteklenmelidir. Memurlar yıllardır yanlış toplu sözleşme stratejisinden kaynaklı kayıplar yaşamaktadırlar.